Sivas, İç Anadolu'nun keşfedilmemiş tarih zengini saklı cenneti. Kul olayım kalem tutar ellere, katip arzu alım yaz yare böyle. Selçuklu medeniyetinin izlerini taşıyan Cumhuriyet'in temelinin atıldığı Sivas, gümüş işlemeciliğinden bakır işlemeciliğine, kemik taraklarından ağızlığa kadar birçok el sanatına ev sahipliği yapmaktadır. Şekerlere zeyim şirin dillere, katip arzu alım yaz yare böyle, güzelime bir taneme. Ellerinde sazın çalınır, canlı beller bölük bölük bölünür. Yardan ayrılmışam barım deli. Bu el sanatları arasında yer alan Sivas'ın değerlerinden ağızlık, farklı tarihi ve yapısıyla kendini öne çıkartmaktadır. Bu el sanatının başlangıcı 18. yüzyıla kadar uzanıyor. Sivas yöresinde kendine has bir özellik kazanan bu geleneksel el sanatı, yapılan ürünlerin üzerine işlenen yazılar, kendilerine özgü stilleri, biçimsel ve el yapımı teknikleriyle Sivas'a özgü bir üslup kazanmıştır. Yardan ayrılmışam barım delinir, katip arzu alım yaz yare böyle. Germişek ya da karamuk denilen ağaç cinsinden elde edilir. Bu ağaç 6-7 gün bekletilerek kurutulur. Kuruyan germişek çubukları istenilen boyda kesildikten sonra doğrultulur. Kabukları soyulur ve tornaya bağlanır. Bu çubukların boylarının kesiminde ne üretildiği düşüncesi esastır. Çubuklar üretilecek eşyanın boy, ebat ve cinsine göre kesilirler. Bu ustalar ise genellikle 3 kuşaktır bu işi sürdüren ailelerdir. Ağızlık yapımcılığının baba mesleği olduğunu dile getiren Erol Usta, o dönemle ilgili şu sözleri söyledi. Yapmış olmuş olduğum mesleğimiz bizim dede mesleğimizdir. Dede mesleği olduğu için bu işin içerisinde büyüdük. Normalde ben bu işi seçmemiştim. Sanayide kaynak kabartı işleriyle uğraşıyordum ben. Babam rahmeti hasta olduğu için mecbur bu işi seçme şeyimiz oldu yani. Seçtiysek de severek yapıyor, sevmeyerek değil yani. Zaten sevmeyen insanlar başarılı olamaz. Oyunun kavim kardeşe, katip arzu al. Kendimi bildim bile bu işin içindeyim yani. Yani geçmişte başka bir sanatı seçmiş olsam bile, babam mesleği olduğu için boş zamanlarımızda yine biz bu işi yapıyorduk yani. Yani bu işin içinde büyüdük yani diyelim. 50 sene diyelim yani. Katip arzu alın yaz yare böyle, güzelime bir taneme ye. Katip arzu alın yaz yare böyle. Bizim ağacımızın ağaçları özeldir. Girmişek ağacı deriz. İnsanlar tabii sigara içmeyi, ben sigarayı bıraktım. Sigara içenleri de bırakmasını istiyorum. Nikotinle emer bizim ağaçlarımız. Tabii bizim germişek ağacının haricinde başka ağaçlar da olur ama bizim ağacımızın şeyi daha değişik yani. Kaliteli bir ağaç yani. Mesela sağlamdır, kalem de yapıyoruz. Aslında ağızlık değil de kalemcilik desek bundan sonra daha iyi olur diye düşünüyorum yani. Adını değiştirmekte fayda var diye düşünüyorum. Ürünler çubukların kesim şekilleriyle alakadar olarak ağızlık, kalemlik,
kalem veya ne şekilde ürün olabileceğini belirler. Tornaya bağlanan çubuklar, keski yatay ya da dikey tutularak desenin dış çizgileri çizilir. Sonra kalemle desenler oluşturulur. Bu işleme nakış keskisi denir. Sivas'taki ağızlıkçıların kalemlik, isimlik, tığ sapı, şamdan, tükenmez kalem gibi ürettikleri eşyaların hepsinde biçimsellik, renklendirme ve kullanılan iplerin yazımında ortak bir üslup vardır. Genellikle ağızlık yapımcılığı halinde seyir eden bu el sanatı, kalem ve tükenmez kalem üretimi için de hayli şekillenmiştir. Buna rağmen en karakteristik yönü ağızlıkların da kendisini belli eder. Normal ebatlı ağızlıkların yanı sıra boyları 1 metreye kadar yaklaşan devasa ağızlıklar da vardır. Bu işlem de bittikten sonra ürünün uygun yerine Sivas hatırası veya ürünü sipariş veren kişinin adı yazılır. Eskiden kemane veya çark denilen tamamen elle kullanılan aletin yerini bugün torna almıştır. Tornada şekillendirilen kalemler ve ağızlıklar sonrasında iplerle örülür. Eskiden ibrişim kullanılırken ibrişim ipler yerini naylon ipe bırakmıştır. İşlemleri bitirilen ağızlık, kezzaba batırma, kızartma ve cilalama işlemlerinden geçirilir. Genellikle ağızlık yapımcılığı halinde seyir eden bu el sanatı, kalem ve tükenmez kalem üretimi için de hayli şekillenmiştir. Buna rağmen en karakteristik yönü ağızlıklarda kendisini belli eder. Şimdi şöyle diyeyim konuda da sanatımızın eleman şu anda yetişmiyor. Ben yetiştirdim, iki tane eleman var. İkisi de bu işi bıraktı. Hemen hemen aynı stilde gidiyoruz yani yapma şekli yani. Yani geçmişteki şey neydi şimdi de o. Eskiden masa kalem yoktu, şimdi kalem yapıyoruz. Eskiden masa isimli yoktu, şimdi masa isimli yapıyoruz. Kendi el sanatlarımızla ilgili. Ona benzer. Mesela minare yoktu, minare yapıyoruz şu anda. Sivas'ımızın simgesi olarak da. Onları yapmış olduğumuz işler herkes yani hem geçim kaynağı ile ilgili hem zaman geçirme şeyle ilgili zaten emekliliğimiz var. Bundan sonra insan ne yapacak ki yani ancak vakit geçirmesin, zaman geçirmesi için. Boş durmamak amacıyla bir şeyler yapması lazım yani. Sonra sanatı devam ettirmek lazım yani. Çünkü geride yetişen insanlar yok. Akdağ Madeni'ne, Erzincan'a, Tokat'a, İstanbul'a, Kuşadası'na, turistik beldelerin hemen hemen hepsine. O zaman bu mesleği 17 tane insan yapıyordu. Şu anda 3 kişi var. Düşün, 17 kişi, 3 kişi. 17 kişi ve 6 yanlarında çalışan insanlar vardı. 2'şer tane çalışsa ne yapar? 50 kişi adam ederdi. Ve bunun işlemeleri, işleyen bayanlar vardı. En azından 5 tane işlemecisi vardı. Yani yaklaşık bir 600-700 tane insana iş istihdamı sağlıyordu. Ama şu anda tamamıyla işlerin şeyi düştü yani. Yani normalde bu şartlar altında bu işi yapan insan 4 kişi kaldı. Dükkan kirasını ödeyemez yani.
Yani devlet buna destek, buna destek diyor. Devlet aslında aslında el sanatında yapılan insanlara destek veriyor mesela. İnsanlara kömür dağıtması değil, odun dağıtması değil. Ben mahalle muhtarı da bilmiyorum, onu da söyleyeyim burada. Burada çekilsin. İnsanlara iş öğretmesi lazım. İş öğretecek, destekleyecek. Büyüklerin güzel bir lafı var. Çorbasına tuz atacak. Yardım bir tuz atacak. Ne ile ilgili? Bağının sigortası ile ilgili. Bilgisi ile ilgili. Bizim bu ağaçlarımız ormaniye şeyi var. Onunla ilgili destek vermesi lazım. Aslında sizler yani. Bu insanların aynası sizlersiniz. Sizler ne kadar toplumu ekrana yansıtırsanız bu millet o kadar daha çok. Akşam olur karanlığa dalırsın. Akşam olur karanlığa dalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı gelin. Öldürdün beni koyup yad ellere varırsın. Beni koyup yad ellere varırsın. Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin. Öldürdün beni. Sana zulüm bana ölüm değil mi? Oy gelin gelin, sevdalı gelin.